Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü dersimizde de kütüphane oluşturmaya devam edeceğiz. Önceki dersimizin devam niteliğinde olan bir dersimiz olacak. Arkadaşlar DC'de önceki dersimizde kütüphane oluşturmuştuk. Yani header ve bunu dahil etmiştik. Kütüphanenin ismi alan hash isminde bir kütüphaneydi. Bir kütüphane daha oluşturalım arkadaşlar. Şurada klaserime bakalım. Gördüğünüz gibi bir alan isimli kütüphanem duruyor. Bunu alıp şu şekilde DC'nin üzerine gelip bıraktığım zaman kütüphane burada gözüküyor. Main'in yanında kütüphanem de var. Üzerinde değişiklikler yapabilirim. Bir kütüphane daha oluşturuyorum arkadaşlar. File, new, search file diyorum. Yes diyorum. Burada arkadaşlar boş bir kütüphane oluşturdu. CTRL-S dedim arkadaşlar. Önce kütüphanemizi kaydedelim. Burada da çevre hesabı yapsın. Yani gireceğimiz değerlerin alanını, çevresini bulsun. Tür olarak, tip olarak header'ı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve kaydediyorum. Zaten burada bir alan isminde kütüphanem var diyor. Bir de çevre isminde bir kütüphanem olsun. Kaydettim. Şurada klasörümüze bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çevre header'ım. Header'ım biraz daha simgesi kırmızı şekilde farklı. Burada arkadaşlar hemen DC'ye dönüyorum. Çevre isimli header'ımıza yani kütüphanemize iki tane buraya da fonksiyon ekleyelim. Void diyelim. Karenin şöyle yapalım. Bu biraz diğerinden çevre karesi diyelim. Ya da K çevre diyeceğim ama anlaşılır muhtemelen. Karenin çevresi olsun. Burada bu da parametre alsın. Integer sayı diyelim. Int sonuç eşittir sayı karenin çevresi sayı çarpı 4'tür. Bunu da ekranda yazdıralım. Karenin çevresi %d diyorum ve sonucu yazdırıyorum arkadaşlar. Bir de çember yapalım. Ya da başka bir şey de oluşturabiliriz. Ama şu an ben konu anlaşılması açısından, videonun uzamaması açısından bu şekilde kısa örnekler yapmaya çalışıyorum. Kare değil de çember çevre olsun. Burada da int r diyelim. Daha anlaşılır olsun. Çemberin çevresi de arkadaşlar integer değil de şunu float yapalım. Kesirli bir sayı çıkacak çünkü. 2 pi r 2 çarpı pi dediğimiz 3.14 çarpı r. Bu şekilde. Tekrar sonucu bulalım. Şunu da %f yaptım ki float bir değer çıkacağı için nokta 2 diyelim. Noktadan sonra iki karakteri göstersin. Bunu da satır başı yapsın şu şekilde. Satır başı ters slash en yapıyorum ikisine de. Tamam. CTRL-S ile kaydettim arkadaşlar. Çevre isimli kütüphanemde header'ım da var. Şimdi main'e döndüm tekrar. Include alan hash vardı. Öbürünü de dahil edelim. Include tırnak açıyorum. Çevre nokta hash. Şimdi burada kullanıcıdan bir değer alıyorduk. Sayı giriniz deyip bu sayı giriyorduk. Bunu arkadaşlar çevre içinde yapalım. Printf diyeyim. İkinci header'ımın bölümü diyelim. Ters slash n diyelim. Ve burada şey yazalım arkadaşlar. Şuraya da bir ters slash n koyayım başına. Çevrenin içindeki fonksiyonlarımız k çevre, c çevre. K çevre sayı 1'e atıyorum. Aynı şekilde c çevre sayı 1'e atıyorum arkadaşlar. Kullanıcıdan aldığımız sayı 1'i atıyoruz. Şimdi tekrar F11 ile bir çalıştıralım arkadaşlar. Çalıştırdık. Sayı giriniz dedi. 5 dedim. Enter'a bastım. Karenin alanı 25, çemberin alanı 78.50. İkinci header bölümüne geçiyoruz. Karenin çevresi 20. Burada karenin çevresi kalmış. Onu hemen düzeltelim. Çemberin çevresi. CTRL-S dedim. Tabi kapadı başmayınca algılamayabilir. Bir önce bir bakalım. 5 dedim. Algıladı. Çemberin çevresi. Burada 5 dedim. Gördüğünüz gibi karenin alanı 25. Çemberin alanı 78, karenin çevresi 20, 31 çevresiymiş. Burada arkadaşlar header'ı oluşturmayı ve header'ı dahil etmeyi gösterdik. Bir zamana bakayım arkadaşlar. 4 dakika iyi.
Arkadaşlar, burada size söylemek istediğim, eğer seriyi baştan sona kadar, yani C programlama dersinin serisini, bu 42. video sanırsam ya da 43 olabilir. 43. video kadar izlediyseniz C ile ilgili, C programlama ile ilgili tüm konu başlıklarını izlemişsiniz demektir. Belki gözden kaçırdığım ya da unuttuğum ayrıntı ya da konu başlığı olabilir. Ancak bunu çok fazla algoritma ve soru çözerek daha iyi şekilde öğrenebilir ve geliştirebilirsiniz kendinizi. Arkadaşlar, konu başlığı olarak burada header'la, yani kütüphane dahil etmekle C'yi tamamladım. Ancak örnek projeler oluşturacağım, örnek sorular çözeceğim. Basit ve biraz kapsamlı projeler çözerek eğitime devam edeceğim. C eğitiminden sonra C++ eğitimini ve veri yapıları eğitimini serilerini oluşturacağım. Eğer beni sabırlı bir şekilde buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Vaktinizi aldığım için hakkınızı helal edin. Ayrıca arkadaşlar, eğer kanalım yeni başladım. Eğer beğenirseniz, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu eğitim serilerimi Udemy'de de yayınlamayı düşünüyorum, planlıyorum. Udemy'de biraz daha kapsamlı, ayrıntılı, örnek projeli bir şekilde devam ettireceğim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda, derslerde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar.